Alo. Kayıyor. Hoş bulduk. Merhabalar. Buyurun. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle Nur Hanım sizi çok seviyorum. Selin Hanım da çok seviyorum. Sağ ol canım. Çok teşekkür ederiz. Bir senedir sizi takip ediyorum ve bir senedir her perşembe arıyorum. Her perşembe numaramı bırakıyorum ama bir türlü bana dönüş sağlamıyorlardı ama nasıl bugüne inmiş. Ne yapalım işte. Kısmet diyelim. Kısmet kendim diyelim. Çalışıyorum ben. Sizi YouTube'dan izliyorum. Defalarca kez programlarınızı takip ediyorum. Kendim şu anda sizi izleme şansım olmasa da sizi gerçekten çok seviyorum ve söylediğiniz her şeyi de uygulamaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizim evet. Televizyon haricinde de sosyal medyada çok ciddi takipçilerimiz var. Herkese evet. Selam olsun. Evet. Hadi dinleyelim evet. mi sizi? Derdiniz evet. derdimizdir diyerek can kulağıyla dinliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. 13 senelik bir evliliğim var benim. Hı hı. 11 yaşında da zihinsel engelli bir çocuğum var. Kendisi etlet hastası. Benim eşimle ilk evliliğim görücü usulü oldu ve ben küçük yaşta evlendim. 18 yaşındaydım evlendiğimde. Çocuğumun rahatsızlığı da işte 19-20 yaşlarına denk geldi. Cahillik ve çok tıp ilerlemedi mi diyeyim, hani çok da ilgisiz mi kaldı doktorlar deyip zihinsel engelliye dönüştü. Tabii bunun koşuşturmacası içinde eşim çok yakın bir akrabamızla beraber oluyor şu anda. Ve 11 senelik de bu ilişkileri devam ediyor. Eşim ona çok yardımda bulundu maddi olaraktan da. Ben eşim olmam bir türlü koparamadım. O kadın da evli. Ama eşi biraz hani nasıl diyeyim kendi akrabası olduğu için de eşimin de akrabası olduğu için de eşinden hiçbir zaman şüphe duymadı. Yakınlık onların, derecesi nedir acaba? Yakınlık derecemiz yani çok yakın. Yani çok yakınlığını belirtemiyorum ama bayağı bir yakın bir akrabamız. Anlaşılır yani diye belirtemiyorsunuz. Eşimin kuzeni. Kuzen hem de aynı ayıp. Evet. Peki nasıl oldu? Siz bunu nasıl fark ettiniz? Eşim öncelikle ona yardımcı olmaya çalıştı. Onların maddi durumları iyi değildi. Gerçi bizim de çok maddi durumumuz iyi değil ama orta haliyiz biz. Onlara sürekli işte yardımcı olmaya çalışıyordu. Benim eşim iyi niyetli bir insan. Ama aynı zamanda birazcık çapkınlık huyu da var tabii ki. Ona yardımcı olmaya falan çalışıyordu. Derken bunların arasında bir ben eşimden o konuda hiç şüphe duymuyordum ama gönül ilişkileri başladı demek. Yani o ona yardımcı oluyor diye. Kadın zaten canlı yayında söylemek istemiyorum ama normal bir kadın değil. Yani böyle şey derler ya böyle işveli cilveli. O tarzda bir bayan zaten. Ve hani kadın... İnsanlara ama kadın sizi tanıyor, evinize girip çıkıyor. Tabii, kuzen tabii, ya, tabii kuzen. De. Ben eşimi defalarca kez hani yakaladığımda ilk eşine söyledim bunu. Dedim, ilk o kadını aradım. Sen nasıl benim eşime böyle bir mesaj atarsın dedim. Bir panik yaptı, telefonu kapattı. Ya dedi o mesaj yanlışta gitmiş, ben eşime atacaktım bilmem ne. Eşi bunu inandı ve benden tarafı şimdiye kadar kimse bana inanmadılar. O yüzden de kadın... Peki ne yazıyordu mesajda? Ama... Nasıl bir mesaj atmış eşinize? İşte aşkım sen gitsin ama seni çok özlüyorum. Yanımda yatağımda istiyorum gibilerinden mesajları vardı. İşte ben de bunları hani direkt onlara tepki göstererekten aradığımda beni suç bastırdılar ve ben suçlu oldum. Senelerce bunların ilişkileri devam etti. Ben her zaman tepki gösterdim ama onlardan bir şey alamadım. Kadın hiçbir zaman peşini bırakmadı. Zaten eşim de yüz vermese zaten o kadın peşini bırakmadı diye düşünüyorum. Evet. Yüz vermese kadın peşini bırakmaz. Ben eşime her zaman destek olmaya çalıştım. O kadın yüzünden 80-90 milyarlara kadar bir borca girdik. Ve ben çalışıyorum, 12 saat çalışıyorum. Çalıştığım işlerinde defalarca kez çalıştım. Eşim bu şehri terk etmek zorunda kaldı. Başka şehirde de yaşadı. Orada da yani o oradaydı. Peki ilişkileri hala kaldım. Devam ediyor mu? İşte ben de ona gelmek istiyorum. 11 senelik bir beraberlikleri oldu. 11? Bunlar... Of! Evet, 11 senelik beraber. 11 seneden beri eşiniz başka bir kadınla mı beraber? Evet. Yazışıyor. Ve ben bir sürü borçlarında fedakarlık yaptım. Ben eşimle hani Selin Hanım diyor ya eşinizi elinizden bırakmayın diye. Ben ona karşı her şekilde destek olmaya çalıştım. Borcumuz hadi dedim hata yapmıştır. Borçlarımızı ödeyelim. Hani özürlü bir çocuğumuz var. Hayatımızı yeniden bir sayfa açalım. Eşim onlarla karşılaştığı zaman borç konularından dolayı sırtını dönüyordu ama... Şu 5-6 ay öncesine kadar eşim bunlarla tekrardan barıştı. Ve ben bunlarla aynı ortamda bunlarla derken kalıyorum. Kocası da işin içinde mi bunlarla? Evet. Ailecek bunlarla çalışıyorlar. Ama kocası bilmiyor bu detaylı hiçbir şeyi. Neden sormuyor mu? Bunca borcumuzu bu adam niye öder ya? İnsan kardeşinin borcunu çok
Yani çok iyi olan kardeşler zaten belki öder. Ama hayır, 11 sene. Peki siz mesela bu ilişkiyi ilk size mesaj attığı anda mı anladınız? Evet. Ben yanlış attım diyormuş. Nur Hanım, mesela ben defalarca kez mesela bir sene sonra yakaladım, iki sene sonra bir daha yakaladım, üç sene sonra bir daha yakaladım gibilerinden. Ya bir de konduramıyorsunuz değil mi? Aklınıza gelmiyor yani aileden biri. Evet, benim özürlü bir kızım var. Bırakıp gitsem benim ailem beni kabul etmiyor zaten. Benim özürlü bir çocuğum var. Bak. Kolay değil, engelli bir çocuk annesi. Hayır efendim, anneanne. Torunu engelli diye kızının mutsuz olmasına ses çıkarmaması. Onlar da çocuğunu bırak gel diyorlar bana. Neyse, söylemeyin, burada rütük kesecek yani. Ben böyle anneleri kabul etmiyorum. Onlar anne falan değil. Bir köpek, bir kedi yavrusu bile bakıyor. Neyse. Selin Hanım. Efendim. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben kendimi kendi açımdan geliştirdiğimi düşünüyorum. 18 yaşında evlenmiş olsam da bu psikiyatri programlarını, işte aile gelişim programlarını izledik ve ben hiç televizyonu izleyen bir insan değilim. Ben sürekli kitap okuyan bir insanım. Aferin. Düşünüyorum, her şeyin hesabını da yapıyorum. Ben diyorum ki şimdi çocuğumu alıp gitsem diyorum. Hani bıraksam artık bunların şeylerini diyorum. Göz yumsam diyorum. Ya benim çocuğum ortada, yani bir sürü cinsel istismarda bulunan insanlar var. Bakıcıya bıraksam güvenemiyorum. Kız çocuk ailemin işte yanına götürsem kendi ayaklarımın üzerinde kalabileceğime inanıyorum. Ama çocuğumla başıma bir iş gelirse, yani biliyorsunuz özürlü çocuklar da bir düşse bir kalksa hemen şey yapıyorlar, dava açıyorlar. Anne bakmamış, anne bir şey yapmıştır muhabbeti oluyor. Kendimi de hapse attırabilme imkanım da olmuyor. Yani burada ne devreye giriyor biliyor musunuz işte? Çocuk olunca insanın biraz beli bükülüyor. Evet. Özürlü olunca sıkıntı. Özürlü demeyelim ne olur. Engelli diyelim. Biliyorum. Engelli olmasa hiçbir sıkıntı yok. Çocuğunu al git, başın çaresi var. İster çocuğun seninle gelir, ister eşinle. Peki ne olacak? Mesela burada sizin yaşamınıza da bakalım. Ben de burada tıkandım. Burada tıkandım zaten. Hani ben bu ilişkiyi devam ettirmek istiyorum. Eşimi gerçekten seviyorum. Sevmesem zaten bu kadar fedakarlık yapmam. Niye seviyorsun? Ben bu kadından sen niye öyle kaş göz yapıyorsun çünkü seviyorum derken? Neden seviyor kadın? Hayır efendim, böyle bir koca sen gözünün önünde kardeş niyetine bir kuzen nedir? Teyze kızı ya da hala kızı kardeş gibi. İnsan bunu bu şekilde, üstelik özürlü bir yaralı bir kadına böyle bir şey yapılır mı ya? Katiyette kabulüm evet, değil. Evet, ben de kabul ettim. Hele annene babana en fazla onlara kızdım. Çünkü seni kabul etmemeleri, özürlü çocuğum var diye kabul etmemeleri beni yardı geçti yani. Çok üzüldüm. Şimdi Selin Hanımcığım, ben eşimi bir iki defa yakaladığımda ben babamın evine gittim. Normalde giden bir insan değilim. Kaç kere yakaladım ama gitmemiştim. Babamın evine gittim. Babama hiçbir şey söylemedim. Baba, ben bu ilişkiyi devam ettiremiyorum dedim. Çocuğumu da gözümün önünde bıraktım. Orada kayınvalideme bıraktım. Çıktım geldim. Babam da bana direkt dedi ki git kızım geçin. Yani eğer orada babam yumruğunu vurup da benim kızım senelerce senin borcun ne dedi, sana yardımcı olmaya çalıştı, yapa yapa bunu mu yaptın oğlum? Ben kızımı göndermiyorum deseydi şu anda bu ilişki hala devam ediyor olmaz. Yani herkes arkanızda dağ gibi bir baba yok, dağ gibi bir aile yok. Engelli bir çocuk var ve gerçekten sizi yaralayan bir koca var. Peki, şimdi nerede yakaladım bakalım diyor. Ben onu soracağım müsaade edersen. Yakaladımdan kastiniz ne? Beraber yani mesajlarını, görüşmelerini. Peki hayatım, o mesajları olduğu gibi kocasına yollayamadın mı? Dedim ya ilk mesaj geldiğinde ben eşine gösterdiğimde senin eşin değil. Kadını onun eşine göstermiş ya. Onun eşine mi gönderdin? Evet. İftira atıyorsun karıma demiş. Yani ay öldürürüm böyle adamları. Şunun haline bak ya. Ramazan. Ya karıma iftira ediyorsun diyor. Bir dakika, siz karşı tarafın kocasına gönderiyorsunuz ve kocası diyor ki sen benim karıma iftira atıyorsun diyor. Evet, evet. Benim karımı kıskanıyorsun diyor. Daha ne yapsın kadın ya, bak. Yok, yapacak her şeyi yapmış. Bu kadınla uğraşılmaz Selin Hanım. Yani bu kadının ailesi de çok tehlikeli. Kadın da çok tehlikeli. Yani haklıyken haksız durma, çıkma ihtimali çok yüksek. Benim onlarla uğraşacak arkamda insanım yok. Peki, o zaman ne olur şimdi mı? Siz sen televizyondan dinleyin, tamam mı? Senin kendi ablaya kulak verin. Kendi kocana sordun mu? Nedir bu rezalet? Bak, bunları yakalıyorum. Bunun bu kocası da böyle cevap veriyor. Seni çoktan bırakırdım ama şu çocuğa sahip çıkabilmek, onu büyütebilmek için sana ihtiyacım var. Ama
sen niye bana bunu yapıyorsun? Önce sen niye yapıyorsun? Bunlar geçtikten sonra adamın ağzından aldığın tüyolarla kendini bir şöyle düşün. Acaba ben çocuğuma çok mu fazla vakit ayırdım? Acaba kocama karılık, tabir böyle kusura bakma, karılık yapamadım mı? Acaba ben evi şöyle mi yaptım, yemek mi yapmadım? Bir kendini şöyle şeyle, elekten geçir. Kendine hiçbir şey bulamıyorsan, ki çoğunlukla bulmuyoruz ama bulmamız gerekiyor. Evlilik terapisine gönderildiği zaman bu çiftler, kocalar öyle şeyler yazıyor ki kadın benim yanımda dinlediği zaman ağzı açık kalıyor. Sen hakikaten benim için böyle mi düşünüyorsun diyor. Hiç haberi yok ama düşünüyorlar. Bunu yüzüne söyleyemiyor. Çoğu bana diyor ki söyleyin de şunları şunları yapmasın diyor. Böyle bir şeye ihtiyacınız var. Bence burada zaten 11 senen geçmiş. Diyeceksin ki benimle beraber evlilik terapisine gel, hayatımdan hayat gidiyor. Gelmedi mi? Evlilik terapisine giderseniz zaten çıkar ortaya. Gelmedi mi seninle? O vakit diyeceksin ki kızın 11 yaşında şimdi. Ama zihinsel diyorsun, yani o hiçbir zaman büyümeyecek demektir. Bu durumda evin içinde ne yapacaksın bilmiyorum. O çocuğu koruyacağım diye bilmiyorum böyle... engelliler, özürlüler için bir sürü rehabilite center'lar var. Onlara mı teslim edersin? Sabah bırakırsın, akşam alırsın. Sen de çalışmaya mı başlarsın? Muhakkak bir çare vardır yavrucuğum. Bu adama karşı seviyorum kelimesini artık kendine telkin et. Hayır, ben böyle bir adamı sevmiyorum. Zaten bence var ya orada tutan, yani o ilişkide onu tutan, o hep derim ya ilişkilerde bir gidememe hali vardır. Adam ya da kadın sana her şeyi yapar. Ama senin sevgin mi diyeyim artık, ona olan bağlılığın mı? Ama kendinize mı? Olan hürmetiniz, saygınız dolayısıyla ben böyle bir adama layık değilim. Ama çocuğumun istikbali için buna artık sen, yani bak, özürlü olmasa çocuğun, engelli olmasa çoktan ayrılmışsın. O da zaten öyle söylüyor. Ama çoktan giderim şimdi diyor. Bir de o çıkınca ben diyorum ki ömür boyu aylık gelir sana. Yalnız bir rehabilite center'a götüreceksin. Bırakacaksın onu her gün. Sen de çalışacaksın evladım. Evet. Bir elin sen yokken onlar tarafından bakılacak. Sen geldiğin zaman çocuğuna bakacaksın. Kendi hayatını şeyleme. Her yere arkadaşlar edin. Onlarla beraber konserlere gidin. Bir sürü belediyeler yapıyor. Bir sürü ATM'ler yapıyor. Konserler, müzikler. Selena, bu ne konseri ya? Kızcağız yaşam mücadelesi ama veriyor yok, Allah şekerim aşkına. İşte ben bundan kurtarmaya çalışıyorum onu. Yok, koca bitti. Mezunun içinden çıkarttım kocayı. Sen diyorsun ki yani ne olursa olsun yaşaması aynı sıkı evin sıkı içinde, tutunun. Aynı evin içinde yaşayacaksın. Başınızda ister inanın ister inanmayın bir erkek olmak zorunda. Bak benim sözümü iyi dinleyin. Ben o bir sürü böyle erkeğe ihtiyacımız yok. Biz kendimiz ayaklarımız yere basarız. Tamam, ben de sizin gibiyim. Ama ne diyorum her zaman? Pencerenin yanına silüetini koyun kocanızın. Bak ne diyorum, silüetini. Erkekleri iyice havaya sokuyorsun valla. Ama yok kardeşim, yani o gelecek olan bir sürü dışarıdan gelecek olan kötü insanları, kötü şeyleri önlüyor. Bunların sahibi var diye bakıyor. Mantalite böyle işliyor. Senin ona ihtiyacın yok içeride. Unut. O gitsin, odasına mı gider, nereye gider? Ayrılmayı da kabul etme. Ayrılmıyorsun. Bakacak çocuğuna, akşamları evinde yalnız kalmıyorsun. Hafta sonlarında al kızını, arkadaşlarınızla belediyenin yaptığı bütün aktivitelere katılın. Kendini bırak demedim bak, hayattan kop demedim. Ama madem ki annen baban yok, madem ki eşin bütün bunlara rağmen sana kıyıyor, çocuğuna kıyıyor. Maddiyat ve evin korumacısı, koruyucuk olarak kabul et onu. Sen de onu küçülmüş oluyorsun. Sana şöyle dokunmasın bile. Evet. Hadi güle güle. Az sonra başka bir ihanet haberini getireceğim.